altı dünyasının masmavi derinliğinde köpek balığı çetesi tazecik avlar peşindeyken altın renginde ışıklar saçan bir hazine sandığı bulmuşlar. Hemen etrafında dolanmaya başlamışlar. Keskin ve kocaman dişleriyle sandığı açmaya çalışmışlar fakat başaramamışlar. Çok sıkı kilitlenmiş, açılmıyor. Bu sandığın içi kesin altınlarla doludur. Bakın nasıl da parlıyor. Sualtı krallığını satın almaya yeter mi dersiniz? Korkutucu köpek balığı çetesi sandığı açmak için kuyruklarını hızlıca sallayarak bir deniz hortumu yaratmış. Ama sandık azıcık da olsa yerinden kıpırdamamış. Köpek balıkları bu sefer sivri yüzgeçleriyle sandığı kesmeye çalışmışlar. Fakat sandık yine de açılmamış. Son çare olarak ürkütücü dişleriyle sandığı bir hamlede ısırıvermişler. Ama sandık yine açılmamış. Bu sandığı açmanın bir yolu olmalı mutlaka. Köpek balığı çetesi sandığı başka kimse görmesin diye burunlarıyla üzerine kum atmışlar. O anda sandığın anahtar deliğinden bir ışık çıkmış. Kumlar üzerinden uçuşup kaybolmuş. Çok parlıyor bu. Kesin birileri daha görür. Bunu asla saklayamayacağız. O sırada yeryüzü ülkesinde Prens Edward ve deniz kızı Arya gemiyle yolculuk yaparken su üstünde yüzen bir yardım şişesi görmüşler. Çabuk, o şişeyi bana getirin. Mürettebatındaki bir asker uzunca bir ağ ile şişeyi yakalayıp Prens Edward'a vermiş. Prensim, bu bir yardım mektubu olmalı. Prens şişenin içindeki notu çıkarmış. Altın sarısı renkli bir sandıkta yüzyıllarca sakladığımız ada mirasımız kayboldu. Eğer onu bulamazsak adamız karanlıklar içinde kalacak. Yazan Gölge Adası insanları. Tahmin ettiğim gibi Gölge Adası insanlarının yardımıma ihtiyacı var prensim. Yoksa Gölge Adası'na güneş doğmayacak. Arya hiç vakit kaybetmeden denize atlamış. Ayakları suya girer girmez deniz kızı kuyruğuna dönüşüvermiş. Sandığı bulabilmek için derinlere inip mercan kayalıklarının arasına bakmış. Fakat bulamamış. Deniz bitkilerinin arasında gezinmiş ancak sandık ortada yokmuş. Umutsuzluğa kapıldığı anda parıl parıl parlayan sandığı görmüş. O esnada üç köpek balığı burunlarıyla altın sarısı sandığı götürmeye çalışıyormuş. Bu sandığın içindeki altınlarla Poseidon krallığını satın alacağım. Ben içindeki altınla dişlerimi kaplatacağım. Ben de bir yunus balığı satın alacağım ve üstüne binip binip gezeceğim. Hey, çabuk o sandıktan uzaklaşın. Başkalarının eşyasına izinsiz dokunmamalısınız. Sandık Gölge Adası sakinlerine ait. Köpek balığı çetesi Arya'yı korkutmak için etrafında dolanmaya başlamış. Bu denizdeki her şey bizim küçük deniz kızı. Köpek balığı çetesi küçük deniz kızına tam saldıracakken Arya güçlü balık kuyruğuyla yüzerek aralarından sıyrılmış ve altın sarısı sandığı da kolayca alıp oradan uzaklaşmış. Köpek balığı çetesi Arya'nın sandığı böyle kolayca alabilmesine çok şaşırmışlar. Hemen peşinden kovalamaya başlamışlar. Sandığı biz bulduk, bizimdir. Hemen bırak onu. Arya peşinden hızla gelen köpek balıklarından kaçabilmek için sandıkla beraber bir kaya oyunun içinden geçmiş. Çetenin iki köpek balığı oyuktan geçebilse de patron köpek balığı oyuğun içine sıkışıvermiş. Kurtarın beni, kayaların arasına sıkıştım. Çete köpek balıkları patronlarını oyuktan bir türlü kurtaramayınca onu orada bırakıp hırsla Arya'nın peşinden gitmişler. Bir süre yüzdükten sonra ilerideki yosunlu deniz kayasının arkasında yeşil bir kuyruk görmüşler. Bulduk seni minik deniz kızı. Ya teslim ol ya da savaşmaya hazır ol. Köpek balıklarından biri kayanın ardındaki kuyruğu ısırdığı anda zır zır titremeye başlamış. Çünkü ısırdığı kuyruk elektrikli bir yılan balığına aitmiş.
Ben galiba hareket edemeyeceğim. Sen sandığın peşinden git. Diğer köpek balığı hırslanıp tek başına sandığın peşine düşmüş. Bu esnada küçük deniz kızı Arya ise sandığı taşımaktan çok yorulmuş ve yavaşlamış. Bunu fırsat bilen köpek balığı gizlice yaklaşıp tam Arya'yı yakalayacakken Arya kuyruğunu bir sağ bir sola savurarak oluşturduğu küçük dalgalarla köpek balığından kurtulmuş. Hemen ardından var gücüyle sandığı su yüzüne doğru fırlatmış. Kendisi de tam tersi yöne yüzerek köpek balığının aklını karıştırmış. Sandığı mı yakalasam, deniz kızını mı? Sandık mı, deniz kızımı? Sandık mı, deniz kızımı? Tam o esnada sandık köpek balığının kafasına düşünce köpek balığı denizin derinliklerine doğru savrulmuş. Arya ise sandığı alıp gemiye doğru hızla yüzmüş. Güverteye zıpladığı anda balık kuyruğu yeniden insan ayağına dönüşüvermiş. Arya'nın elindeki sandığı gören prens çok mutlu olmuş. Prensim, hadi vakit kaybetmeden adaya gidip sandığı gerçek sahiplerine verelim. Küçük deniz kızı Arya ve Prens Edward sandığı Gölge Adası sakinlerine teslim etmişler. Adadaki insanlar öyle mutlu olmuşlar ki hemen heyecanla kapağını açıvermişler. Sandığın içinde yalnızca bir lamba varmış. Fakat bu lamba sihirliymiş. Böylece Gölge Adası bir anda ışık adasına dönüşüp aydınlanıvermiş. Arya ve Prens Edward bu aydınlık adadan tekrar denize açılmışlar. O sırada denizin derinliklerinde köpek balığı çetesi başka bir hazine sandığı bulmuşlar. Bakın! Bir hazine sandığı daha! Kötü köpek balığı çetesi büyük bir mutlulukla sandığa yaklaşmış ve bir anda büsbüyük sarı bir ahtapot sandığın içinden çıkıp üzerlerine fırlayıvermiş. Her birini kollarıyla çok uzaklara fırlatmış. O günden sonra köpek balığı çetesi üyeleri başkalarının eşyalarına izinsiz dokunulmaması gerektiğini zar zor da olsa işte böyle anlamış.